Değerli arkadaşlar, Genç Akademi programından herkese merhaba. Programımızın bu haftaki konuğu Türkiye'nin yeri üstü kaynakları, üstün yetenekli çocuklar konusuyla Sayın Doçent Doktor Rıdvan Karabulut hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, beni genç akademisyenlerle buluşma imkanına kavuşturduğunuz için sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz hocam. Dilerseniz öncelikle sizi biraz izleyicilerimize tanıtayım. Daha sonra sizi, sözü size bırakayım. Buyurun. Ee, hocamız doçent doktor Adıvan Karabulut hocamız 1980 yılında Kayseri'de doğdu. 2001 yılında Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu'nda bilgisayar programcılığı bölümünü bitirdi. Bir süre özel kurumlarda görev yaptı. Akabinde kendisine ait bilişim şirketini kurdu. Sonrasında 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı'ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim Dalı doktora programından mezun oldu. 2010 yılında başlamış olduğu Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümü öğretim görevliliği görevine 2017 yılına kadar devam etti. 2017 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümlerine görev aldı. Burada dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, çocuk eğitim uygulama araştırma merkezi müdürlüğü ve son olarak da sürekli eğitim merkezi müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2021 yılında Kayseri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2022 yılında çocuk gelişimi alanında doçent unvanını aldı. 2022 Eylül ayından itibaren rektör danışmanı olarak görevlendirildi. Bu göreve ek olarak aynı zamanda da Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak göreve devam etmektedir. Hocamızın çalışma alanları üstün yetenekli çocuklar, özel eğitim ve çocuk gelişimi şeklindedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. E, ...hocam Allah bağışlasın evladınızı da... E, ...buyurun tabii. söz sözsüzce. E, dilerim... E, ...oğlum da sizler gibi... ...böyle idealist, e, genç... E, ...gayretli... E, ...bir e, genç... E, ...birey olur. Akademisyen olur... ...demiyorum. Akademisyen olup olmamak... ...tabii ki kendi... E, ...seçeceği ve, veyahut da... ...yıllar içerisinde e, göreceği... E, ...sürecin... ...inşallah bir sonucu olur. Bilmiyorum... Akademisyen olsun veya olmasın şeklinde bir düşüncem yok. Ee, kendi seçtiği e, devlete, millete, insanlığa e, hayırlı e, bir insan olur inşallah. inşallah. Şimdi çok değerli Ebru kardeşimin e, bu girişinden sonra e, üstün yetenekli çocuklardan bugün bahsedeceğiz. Efendim e, yıllar öncesinde genç bir öğretmenken konferanslar verirdik üstün yetenekli, e, o zaman tabii üstün yetenekli kavramı pek kullanılmazdı, üstün zekalı denirdi. Üstün zekalı deyince böyle salonda bir kahkaha tufanı kopardı, e, insanlar gülüşmeye başlardı. Şimdi standartın dışında olmak her zaman maalesef e, alay tırnak içerisinde söylüyorum, eleştiri konusu, alay konusu olmayı e, gerektiren bir durummuş gibi insanların e, katıla katıla ben güldükleri günleri hatırlıyorum Oysaki müthiş bir medeniyetin müthiş bir e, insanlık e, ve ahlak e, medeniyetinin temsilcisi olan e, Türk milletinin bizlerin İslam aleminin e, üstün yetenekli çocuklardan bahsederken e, Enderun Mektebi'ni Sultan 2. Murat zamanında kurulan Enderun Mektebi'ni hatırlamadan gülmesi aslında tarihi biraz eksik bilmek veyahut da tam bilmemek kaynaklı diye düşünüyorum. Dünyanın büyük üniversitelerinin birçoğunda üstün yeteneklerle ilgili Gifted and Talented Education denilen kürsülerin olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Rusya'da, Güney Kore'de, dünyanın muhtelif yerlerinde birçok farklı çalışma ve eğitim programlarının olduğu bir alan efendim üstün yetenekli çocuklar. Tarihte büyük şahsiyetler yetiştirmiş, çağlar açıp kapatmış bir uygarlığın, bir imparatorluğun üç kıtada 622 yıl hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ee, yönetici elitinin yetiştiği bir okul sistemi'nin temsilcisi olan bizler üstün yetenekler eğitimini e, önemsemeliyiz. Şimdi efendim e, ben bir slaytım vardı. E, Gizem arkadaşımız slaytı yansıtacak mı yoksa ben mi yansıtayım? Nasıl e, yapalım? Yansıttınız mı? Ben daha bana ulaşmadı herhalde. YouTube o zaman ben alternatif şöyle yapayım ben YouTube'dan filan değil de ben kendim e, YouTube'dan görünüyorsa sorun yok e, Efendim benim ismimi geçelim e, eğitimde ezberi bozmak diyoruz Çünkü bazı temel kabullerimiz var İnandığımız şeyler var Bunlar doğru mu yanlış mı onları zaman gösterecek şimdi Türkiye'nin yeraltı kaynakları denilen e, sayfaya açabilirsek orada bir takım madenler var. En üst sol köşede altın var. Altın değerli bir maden. Günümüzde de etkisini devam ettiren bir maden niteliğinde. Şimdi Türkiye'de Bergama'da altın var. Veyahut da muhtelif yerlerde altın var diye bunun kaygısı içerisinde düşüyoruz. Bu kaygıyı yaşamamız da gayet normal. Böyle değerli madenlerimiz var. Neden bulmuyoruz? Bulmak için çaba sarf ediyoruz. Veyahut da yan tarafında elmas galiba bir şey var. Bir maden var yine. Değerli bir taş, yüzük olabilir. Efendim bu tür kaynaklarımız var. Neden değerlendirmiyoruz? Zaman zaman kendi içerimizde ateşlenen tartışmalarımız var. Bunlar yapmalı mıyız? Evet yapmalıyız. Veyahut da Karadeniz'de petrol var. Akdeniz'de petrol var, petrol gemileri yaptık, petrol arama gemileri yaptık son yıllarda. Çok değerli bunlar. E, aşağıdaki madenin ne olduğunu biliyor musunuz diye bir soru sorayım. E, tabii bu e, tek taraflı monolog şeklinde devam edeceği için cevabını da ben vereyim. Bu efendim bor madeni. Yıllarca konuşuldu. Bor e, işte çok sayıda bulunuyor uçak yakıtından deterjanından, yiyecekten muhtelif birçok ürünü e, elde edebildiğimiz e, işlendiği takdirde çok önemli bir zenginlik olan bor madeninden hep bahsediyoruz. E, bunlar bizim yeraltı kaynaklarımız. Ne demek yeraltı kaynağı? Epey bir uğraşı e, verdikten sonra epey bir uğraştıktan sonra e, ne olabilir? Ulaşabileceğimiz belki ulaşamayacağız bir diğer taraftan. Ha, gayret ediyor muyuz? Ediyoruz. Peki devam ediyorum değerli arkadaşlar. Bir de gözümüzün önünde her gün karşılaştığımız yerüstü kaynaklarımız var. Biz yeraltı kaynaklarımızı bulmak için bu kadar büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kadar gayret sarf ediyoruz. Ama acaba aynı gayrete Türkiye'nin, ülkemizin yerüstü kaynağı olan üstün yetenekli çocuklarımız için acaba sarf ediyoruz e, ediyor muyuz şeklinde bir soruyla ben konuşmama başlamak istedim. Bakın Türkiye'nin yeraltı kaynakları değerli, hiç şüphesiz. Bunları elde etmek için yoğun çabalar sarf ediyoruz, gayretler gösteriyoruz. Bunu hep, altını çizerek söylüyorum, tabii ki yapmalıyız ama öte taraftan aynı gayrete ülkemizin en önemli yer üstü kaynağı her an bulabileceğimiz, her an ulaşabileceğimiz üstün yetenekli çocuklarımız için acaba sarf ediyor muyuz diye bir soruyla e, zihinlerimizde bir şey başlatmak istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Bir ülkenin en büyük israfı düşünen beyinlerini israf etmesi ve onlar üzerine yatırım yapmamasıdır. İnsana yapılan yatırım meyvelerini çok geç verir. Ama bir milletin kaderinde eğitim ve kültür belirtir. Değerli arkadaşlar, şimdi düşünün. Genç bir akademisyensiniz veya akademisyen adaysınız. Kaç yıldır emek veriyorsunuz? Okul öncesine devam edenler, ben etmedim. Ama edenler okul öncesinden başlayarak ilkokulundan, ortaokulundan, lisesinden, üniversite bitirdiniz, yüksek lisans yapıyorsunuz, belki doktora yapıyorsunuz. Ben oldum diyebiliyor muyuz? Veyahut da bir şey oldum demek için ne kadar zamana gerek var? Çok zamana gerek. Elma yemek istiyorsun. Güz, güzün elmayı yedin mesela diyelim ki Kayseri şartları için konuşuyor. Bir yıl bekleyeceksin ki bir sonraki yıl taze elma bahçeyen de koparıp yiyebilesin. Yani bir zaman gerekecek. Biz insanlarımız üzerinden ne kadar yatırım yapıyoruz? İnsana yapılan yatırım sadece ona mali bir şeyler sağlamak mıdır? Veyahut da ona bir kaynak, bir miras bırakmak mıdır? Eğitim, kültür önemli bir miras değil midir? Bir insanı iyi etmek, kültür ve medeniyet üzerine çalışmalar yapmak, bir ülkenin gelecek yılları için yapılacak en önemli yatırımdır derdiler. İşte bunu unutmamak Eğitim ve kültür gerçekten birçok şeyden önemlidir. Şimdi Türkiye'de kabul edelim veya etmeyelim bir üstün yetenekli çocuklar sorunu var. Üstün yetenekli çocuklar sorunu neden var? Veyahut da bunu ne ne ölçüde önemsiyoruz? İşte ben ilk başlarda bereket şu, şu, zamanlarda biraz değere epey bir anlaşılır hale geldi. Benim o konuştuğum, bahsettiğim dönemlerde arkadaşlar katıla katıla insanlar gülüyor. Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Benim anlattığım şey senin bir gerçeğin. Senin içinde bulunan çocuklar. Bizim Becihi Hür öyküsünü hatırlayın lütfen. Uçtu diye ev hapsi almış. Bir kişiden bahsediyoruz. İşte o da kendince üstün yeteneklidir. Ben size bir e, kısa bir olay anlatayım. Keşke tahta falan olsa da e, bunları e, gerçekleştirme fırsatımız olsa burada çok yapabileceğimizi düşünmüyorum. O nedenle çok girmeyeceğim ama çok kısa bir hikaye anlatacağım size. Oradan biraz somutlaştırmak açısından. Almanya'da üçüncü sınıf öğretmeni bir öğretmen matematik dersinde öğrencilere bir ödev veriyor. Bu ödevi neden veriyor? Bir işi var. Çocukların biraz vakitlerini geçirmelere, kendisine de zaman kalması gerekiyor. İşte kısa sürede çözülemeyecek bir soru sorayım. Ne sorayım? Birden yüze kadar sayıları toplayın ben geliyorum. Ya birden yüze kadar olan sayılar insan nasıl toplar? 1 2 daha 3 3 daha 6 4 daha 10 5 daha 15 karışabilir. İşte başlıyor insanlar toplamaya filan. Hoca tam kapıdan çıkarken bir sıparmak kaldırıyor. Öğretmenim diyor. Ben buldum diyor. O bu kadar kısa sürede bulmasını istemiyor biri. bir İkincisi bu kadar kısa sürede bir insan bulabilir mi bu sorunun cevabını diyor. Oğlum sen biraz uğraş diyor, çıkıp gidiyor. Bir süre sonra gidip geliyor yerli arkadaşlar. Geldikten sonra tabii iddia ortaya attı. Bu iddiasını ne yapmak durumunda? İspatlamak durumunda. Başlıyor toplanmaya. Bir, iki daha, üç, üç, üç daha, altı, dört daha, on, beş daha, on beş filan topluyor, uğraşıyor. Tekrar tekrar yapıyor. Öğretmen kapıdan çıkarken çocuk 5050 diyor. 5050 buldum öğretmenim diyor. Yapıyor, ediyor, uğraşıyor, birkaç kere deneme yapıyor. Kendisi de 5050. Oluyor. Ya oğlum diyor. Böyle kafadan attı diye düşünüyor. Öğretmenim diyor, "Hayır kafadan atma. Gel bakalım tahtaya." diyor. Bu nasıl yap? Yan yana yazıyor arkadaşlar. 1 artı 2 artı 3 nokta 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 98 artı 99 artı 100. Yukarıya bunu yazıyor. Hemen altına hemen altına yüzün altına bir gelecek şekilde tam tersi yönde yüzün altına bir yazıyor. 99'un altına 2 yazıyor. Topluyor böyle birden yüze kadar. Buradan böyle birden yüze kadar da tam tersi. 1 ile 100'ü toplayınca kaç ediyor? 101 ediyor. 99 ile 2'yi toplayınca 101 ediyor. 98 ile 3'ü toplayınca 101 ediyor. Dolayısıyla her bir toplam 101 ediyor. Kaç sayı var? 100 sayı var. 101 ile 100'ü çarpıyor. Hani aynı sayı ya. 101, 100 tane 101 var. Bölü 2 diyor. Neden 2? 2 tane seri var. Bir tanesi isteniyor bizde. Çarpıyor, bölüyor. 5050'yi buluyor. Bu kişi kim? Asıl soru bu arkadaşlar. Bu, bu, kişi kim? Almanya'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki bu kişi Karl Frederik Gauss. Ya bu isim Ebru Hanım şöyle bir baktı. Bu isim sanki yabancı gelmedi bana dedi. Gauss metodu denilen metot var ya arkadaşlar. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülünü bulan kişi 10 yaşındaki bir çocuk. Gauss. Ve olay gayet böyle basit bir şekilde başlayarak e, ortaya çıkan bir süreç. Şimdi ya hocam ben üç sayı birbiriyle çarpanı da gördüm. Beş sayı beş rakamlı sayıları to hızlıca toplayanı da gördüm diyor gibisiniz. Görenler olabilir. Şimdi bu bizim üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarımız ülkenin en önemli insan gücünü teşkil ediyor. Dahasını söyleyeyim mi ben size? Bu bizim için bir milli dava. Ne gibi? Kıbrıs gibi, ne gibi Azerbaycan gibi, ne gibi sınırlarımız gibi, ne gibi güvenliğimiz gibi, ne gibi İHA'larımız gibi, SİHA'larımız gibi. Neden? Neden de arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Bu biraz önce bahsettiğimiz şeyleri ortaya koyan nedir? İşte budur arkadaşlar. Bu zekanın sonucudur. Biraz önce Gauss'tan bahsettim. Bir batalı bir insandan bahsettim. Şimdi çağları açıp kapayan başka birinden bahsetmek lazım. İstanbul defalarca fethedilmeye çalışılmış. Defalarca kuşatılmış. Defalarca çaba sarf edilmiş. Ne için? Hazreti Peygamber'in o müjdesine masar olmak. İstanbul bir kızıl elma. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan olacak. Onu fetheden asker ne güzel asker olacak. Ve onun çabasını herkes verir. Ama bir türlü geçemiyor. Neden geçemiyor? Yüksek surlar var. Surlara yaklaştığında kaynayan yağ döküyorlar. Üstüne yaklaşamıyorsun. Arka tarafı dolanman var. Gerekiyor. Deniz var. Kim yapıyor bunu? İşte bunu yapan Sultan II. Mehmet. Sultan II. Mehmet yani bizim bildiğimiz ismiyle Fatih Sultan Mehmet Han. İşte bu sıra dışı dehaya sahip bir kişi. Ne yapıyor Fatih Sultan Mehmet? Yürüyen kuleler yaptırıyor. Yağ döküldüğünde burçlarla eşit yükseklikte olacak. Yağ döküldüğünde yağ ulaşamayacak ama o katıldığında karşıdaki askeri vurabilecek. Daha önemlisi Şahi denilen topu duvarı işte topla dövüyor ya onu çizen kişi onu bulan kişi ve en çılgıncası karadan gemileri yürütmek. Karadan gemileri üretmek. Neden? Denize ulaşması gerekiyor. Arkadan kaleyi çevirmesi lazım. Ve aman Allah'ım şu ana kadar kimse bunu düşünmedi. Ama ama değerli arkadaşlar bir kişi düşündü. Şimdi bizim derdimiz bu olmalı arkadaşlar. Bunu düşünen, bunu bulabilecek potansiyeldeki çocuklarımıza ulaşmak için bir çabamız oluyor mu? Bu çabayı nasıl göstereceğiz? Şimdi burada iki tane örnek olay, gerçek iki örnek olay var. Ben birinci örnek olay değil de ikinci örnek olay sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Gizem hocam o yüzden örnek olay 2'yi açabilirsek size zahmet. Ben YouTube'u göremiyorum şu anda. Şimdi orada e, arkadaşlar Aa, böyle de olur mu diyeceğiniz bir olay var, örnek bir olay var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Azra ailenin ilk ve tek çocuğu olarak dünyaya geldiğinde aile çok mutlu olmuştu. Anne Seval ve baba Ahmet orta gelirli, üniversite eğitimli, her ikisi de çalışan bir çifttir. Azra dört buçuk aylıkken dişlerini çıkartmaya başladı. Arkadaşlar bilmiyorum bizi dinleyenlerin içerisinde çocuk gelişimi veya psikoloji alanlarından kimse var mı? E, varsa... Bu Azra'nın gelişiminin çok hızlı olduğunu e, hemen söyleyebilir. Veyahut da işte çocuğu olan, ebeveyni olan dinleyicilerimiz varsa bu çok rahat fark edebilir. Azra dört buçuk aylıkken işlerini çıkartmaya başladı. İlk sözlü iletişimini yedinci ayda kurmaya başladı. Tuvalet alışkanlığını dokuz buçuk aylıkken kazandı. Ve aynı zamanda da yürüyordu. Aileye her şeye olağan geliyordu. Çünkü çevrede kızlarını kıyaslayacakları başka çocuklar yok. Anne anne olağanüstü bir şeyler olduğunu sezinlediğini ifade ettiğinde Seval ve Ahmet abartma anne diyorlar. Durumları bir bakıcı ya da kurum bakımını karşılamadığı için Azra her sabah anne anneye götürülüyordu. Anne anne daha önce çocuk büyütmüş, çocukların farklılıklarıyla ilgili bilgi sahibi biri olduğu için Azra'nın gelişimiyle ilgili bir Farklılık olduğunu anlamış ve bunu e, çocuklarıyla paylaşmış. Azra bir buçuk yaşına geldiğinde kendiliğinden sembol birleştirilmesiyle okumaya başladı. Anne bunun biraz erken olduğunu düşünmekle birlikte kitaplarla onu meşgul etme sorularını cevaplamaktan daha kolay geldiği için mutlu da olmuştu. Azra iki buçuk yaşına geldiğinde iki buçuk yaşında yazmaya da başladı ilgi alanı çok çeşitli, soruları peş peşe gelen ve her gün en az iki kitap okuyan bir çocuktu. Maddi olarak zorlanmaya başladılar. Bir gün Seval iş yerinde çocuklarına, arkadaşlarına çocuklarının okuyup bitirdiği kitapları olup olmadığını sor. Arkadaşları var ama seninkisi için ileri düzeyde. Daha o iki buçuk yaşında anlamaz çok küçük denildiğinde Seval sakin bir biçimde ama o bir buçuk yaşından beri okuyor deyince arkadaşları olamaz. Bunu mutlaka uzmana götür dediler. İşte o zaman aile panikledi. Ne yapabilirlerdi? Çocuklar neden böyle olmuştu? Bu tür çocuklarla kim ilgileniyordu? Başvurabilecekleri merkez var mıydı? Çocukların bu kapasitesi hızlı gelişip çabucak sönerse ne olacaktı? Yoksa bu kadar çabuk geliştiği için Yaşamı çabuk bu sona erecekti. Kitap okumayı yasaklasalar mıydı? Her soruyu cevaplayacak olursa okuldan öğrenecek. Koskoca bir soru işareti. Şimdi efendim genç bir stajyer öğretmenken ikinci sınıfların dersine giriyorum. Öğretmenimiz e, görev verdi. Dedi ki e, işte herkes bir ders anlatacak. Gözlem stajıydı aslında ama sonradan ders anlatmaya başladık. Ben dersi anlatırken böyle bir çocuk parmak kaldırdı. Alperen ismi. Yıllar geçti tabii şimdi birçoğunuzla belki emsaldir. Üniversiteyi bitirmek üzere Alperen ya da bitirmiştir. Şimdi parmak kaldırdı. Döndüm buyur dedim Alperen. Öğretmenim dedi, lavaboya gitmek istiyorum dedi. Şimdi küçük yaş grubunda şöyle bir durum var. Ee, eğer bir çocuğu lavaboya gönderirseniz arkadaşlar, bir bakmışsınız ki kısa süre sonra sınıfta yalnız başınıza kalabilirsiniz. Çünkü herkes gitmek ister. O nedenle şimdi öğretmenimiz kulakları çınlasın, bizim rehber öğretmenimiz yanında staj yaptığımız hocamız bize tüm çocuklarla ilgili bilgi vermişti. Alperen'le ilgili de bilgi vermişti. Alperen'in üstün yetenekli bir çocuk olduğunu bana söylemişti. Ben lisans ikinci sınıftan beri üstün yetenekli çocuklarla ilgileniyorum. Daha doğrusu yani onların özellikleri neleri sevip neleri sevmediği konusunda az çok bilgi sahibiydim. Alperen'e şunu yapamam. Ee, kızamam, bağıramam, çağıramam. Onu ikna etmem lazım makul ve mantıklı gerekçelerle ikna etmem lazım Alperen'cim birazdan dedim müsaade et 3-5 dakika sonra zil çalacak teneffüse çıkınca gidersin dedim arkamı döndüm tahtayı yazarken şu oturduğu masaya tekme attı tak diye tekme attı döndüm kızsam kız, kızılabilir ama doğru bir yöntemdeki Alperen dedim benimle dışarı gelir misin Dışarı çıktık. Şimdi neden dışarı çıkartıyorum? Doğru gerekçeleri onu anlatacağım. Kendisini bıraktığım halde tüm sınıfın gideceğini söyleyeceğim. Biraz beni anlamasını ve mümkünse de teneffüse kadar 3-5 dakika sınıfta kalmasını isteyeceğim. Çıktık dışarı Alperen'cim dedim yani durum bu. Bana dedi ki bakın ikinci sınıf o zaman ikinci sınıf için son derece ağır bir literatür, bir jargon, terminolojisi. Öğretmenim dedi, siz dedi ama dedi benim ihtiyaçlarımı göz ardı ediyorsunuz. Aman Allah, göz ardı ediyor. Şimdi düşündüm, <laughs> enteresan. Yani terminolojiler çok iyidir. Yaşların üzerinde bir terminolojileri olur. Hepsi için söylemesek de üstün yetenekli çocuklar. Ama dedim Alperen'cim bak seni gönderdiğim takdirde dedim diğer arkadaşlarını da gitmek istedim. Lütfen dedim bana müsaade et 3 5 dakika sonra zaten zil çalacak. Bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi siz benim gö ihtiyaçlarımı göz ardı ediyorsunuz dedi. Eğer dedi bana izin vermezseniz dedi. Sonuçlarına katlanırsınız dedi. Çok zekice ağır bir tehdit arkadaşlar. İnce bir mizah var aynı zamanda. Yani affedersiniz beni tuvalete göndermezseniz diyor. Sonuç hiç iyi olmaz diyor. Bu bir tehdit. Ve ince bir mizahla benziyor. Zeki insanların arkadaşlar önemli özelliklerinden bir tanesi ince mizah yeteneklerinin olması. Küçük şeylerden iyi mizahlar çıkartması. Alperen'le konuştuk, baktık ikna olacak gibi değildi. Hazır dışarıda çıkarttık ya. Dışarı çıktı diğer arkadaşlar da duymuyor. Hadi dedim git, lavaboya git dedim. Ben de içeri girdim. Şimdi üstün yetenekli çocuklarla çalışmak değerli arkadaşlar. Aslında biraz zor. Çünkü onlara yetmeniz, yetişebilmeniz gerekiyor ama bir o taraftan da çok zevkli. Ben bilim sanat merkezinde de çalıştım. Tabii o özgeçmiş kısmı biraz kalabalık olduğu için sadece akademik kısmı yazdım. Ben öğretmen kökenliyim. Öğretmenlik de yaptım. Üstün Yetenekler Eğitim Koordinatörlüğü yaptım. Özel okulda, Kayser'de. Ee, sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhtelif yerlerde İstanbul'da görev yaptım. Sivas'ta görev yaptım. Sivas Bilim Sanat Merkezi'nde görev yaptım. Yani Erzurum tam Erzurum olmasa da e, Ebru Hocam e, Erzincan'a yakın e, bir yerde görev yaptık. Orada beni çok mutlu eden ve çok sıra dışı, şeyler hatırlıyorum. Hatta bunlarla ilgili yaşadığım anılarımı kitaba dönüştürdüm ve değişik bir isimle. Büyüklere öğütler, küçüklere öyküler, üstün yetenekli çocuk öyküleri isimli bir kitap. Hatta burada var mı diyeceğim. Burada herhalde göremedim kitaplarımın içerisinde. Ee, yani ailelere öğüt niteliğinde, e, küçüklere de öykü niteliğinde yaşamış olduğum olayları küçük bir kitapçık haline çevirdim o dönem yaşadıklarım. Bir oradan da bir şeyden bahsedeyim. bir akşam bilim sanat merkezlerinin saat mefhumu yok. İşte efendim sabah sekiz çeyrekte o zamanlar başlardı akşama kadar devam ederdi sekiz dokuza kadar. Farklı gruplarla, çocuk gruplarıyla 2-3 kişiyle çalışırsın. Çok kalabalık bir grupla çalışmıyorsun. Bugün gün bilgisayarla ilgili bir şeyler anlatıyorum. Öğretmenim dedi ne kadar güzel bir sözcük. Şimdi düşündüm ne demek istiyor acaba? Bilgisaray dedi. Bilginin sarayı dedi. Biz bilgisayar diyoruz o bilgi saraydır. Biz kompüteri, computing işlem yapan, hesap yapan anlamında Türk Dil Kurumu bilgisayara çevirmiş. Çok hikmetli bir söz değil yani. Rastgele. Ama o çocuk kendi hayal gücüyle hayal dünyasıyla bilginin sarayı diyor. Ben çok daha tuttum bu çocuğun söylediği şeyi. Biz biraz şey yapıyoruz gibi geliyor bana. Çocukların e, hayallerini biraz kısıtlıyormuşuz gibi bir durum. Bu sadece e, bu çocuklar için geçerli değil. Eğitimin genelinde e, hayalleri biraz daraltan bir bakış açısını açmamız lazım. Burada soru işareti işte bu çocuklarla kim ilgileniyor yasaklansın mı yasaklanmasın mı sorusunun cevabı bir soru işareti aslında başka bir soru işareti. Bir gün özel okulda çalışıyorum Kayseri'de reklam olmaz herhalde tekten ilkokulu diye bir özel okulda çalışıyorum. Üstün yetenekler koordinatörüyüm. Bilecik'ten bir hanımefendi benim odamın telefon numarasını aramış. Efendim dedi biz dedi işte üstün yetenekli bir çocuğumuz var dedi. Eşim asker dedi. Tayin dönemindeyiz. Eğer araştırdım sizin okulunuz kabul ederse çocuğum için e, Kayseri'ye tayin isteyeceğiz. Arkadaşlar karşı mahalleye değil. Bilecik'ten bir başka şehirden Marmara bölgesine İç Anadolu bölgesine insanlar e, yer değiştirmek Memleketleri de değil, ilişkileri de yok. Ama çocuklarının eğitimi için. Ve bu yönü beni çok mutlu etti. Neden mutlu etti? Çünkü biz üstün yetenek deyince gülünen bir ortamdan, bundan 15-20 yıl öncesinden bahsediyorum. Bir ortamdan üstün yeteneklilerin eğitilmesi önemlidir. Onlara eğilmemiz gerekir. Kendi konfor alanını terk edip ailelerin, çocuklarının eğitimi için farklı şehirlere, farklı serüvenlerin içerisine girmesini ben çok kıymetli bulmuştum. Ve bu beni çok mutlu etmişti. Şimdi efendim zeka dediğimiz şey burada e, ekrana yansıtıyorsak Gizem Hanım, e, 14. slayt olarak görünüyor O işte zeka böyle bir şey. Burada bir soru sormak istiyorum bir sonrasında. Test sınavları, biz test sınavlarını çok önemsiyoruz. Ama Test sınavları acaba tek başına bir zeka kriteri olarak değerlendirilebilir mi? Mesela testi iyi yapmayan ama arabayı söküp takıp bütün vidalarını her şeyini söküp yeniden birleştiren kişi zeki bir insan değil mi? Veyahut, veyahut da değerli arkadaşlar ee, ne diyelim? Ne diyelim? çok güzel bir resim yapan, hiç okula gitmemiş, hiç eğitim almamış ama mükemmel derecede bağlama çalan Neşet Ertaş, yetenekli, üstün yetenekli kategorisinde değerlendirilemez. Biz ne yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Kusura bakmayın ama çuvaldızı hepimiz, ben de bir eğitimci olarak kendime batırmak istiyorum. Test çözüp tost diyen bir nesil ortaya çıkar. Test çözüp host yiyen bir nesil ortaya çıkıyor. Kulaklar ışınlasın. Meşhur bir hocamızdır. Çok değerli bir hoca. İstanbul felsefe mezunu yıllar öncesinde Necip Fazıl Kısakürek rahmetli üstadla beraber çalışan, onun öğrencisi olan ve Nurettin Topçu'nun biliyorsunuz isyan ahlaka teorisiyle çok meşhur olan bir hocamızdır. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin sosyal psikoloji alanını Türkiye'de öncülerinden birisidir. Bunun yanında e, Profesör Doktor Erol Güngör hocamız, Konya'da Selçuk Üniversitesi rektörü iken 42 yaşında vefat eden hocamız. Şimdi bunları neden alma gereği e, hissettim? Bunlar da sıra dışı ve cins denir. Cins bir edebiyat dergisi de var. Sizler gençler daha iyi bilirsiniz. Cins sıra dışı. Böyle farklı insanlara Kayser'de bizim yani kendi bölgesel terminolojide üstünü yetenekli de diyebilirsiniz cins kafa denir. Bunlar cins kafa. Ve Ali Biraderoğlu bir gün arkadaşının evine misafirliğe gidiyor. Öğretmen hastalığı. Ebru'ların evine gittik. Ebru'ya soru soruyor. Ebru falanca şey nedir? şey şeyle ilgili ne düşünüyoruz? Yeni Türk Edebiyatı ki Ebru arkadaşımız yeni Türk Edebiyatı çalışıyormuş. Gayet başarılı Atatürk Üniversitesi'nde. Erzurum'da bir kardeşimiz. Şimdi öğretmen hastalığı diyorum ya misafirliğe gittik. E, i̇lla ailenin çocuğuna bir şey soracak. Soruyor. Çocuğun cevabı çok ilginç bir cevap. Bunu Ali hocamız bize anlatmıştı. Öğrenciyken hala aklımda diye. Ali amca diyor vallahi diyor Ali amca diyor çocuk çocuğun söylediği şeyi söylüyorum. Ya onu öyle sormasaydın. Şöyle sorsaydın kesin bilirdim diyor. Falanca şey nedir? A şıkkı bilmem ne. B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Ali Hoca şaşırıyor. Ya ne A şıkkı ne B şıkkından bahsediyorsun? İşte biz biraz önce de söylediğim gibi maalesef test çözüp tost diyen bir nesil ben sabahlar derse girdiğimde öğrencilere soruyorum mesela. Her, neredeyse her yıl 3-5 kere sabah kahvaltı yaptın mı? Çoğunluk yapmadım diyor. Yaptım diyenler de ne diyor biliyor musunuz? Tost yedim hocam diyor. Şimdi değerli arkadaşlar biz test sınavlarında orada da bir soru işareti, bir ünlem işareti bıraktım. Kafamızda biraz kalması ne istiyorum ben bunu. Biz yıllar yılı halen de devam eden bir trendtir değerli arkadaşlar. Zekayı veya zeki olmayı sayısal zekayla ile eşdeğer Onun için bir sonraki e, slayta geçtiğimizde 16. slaytta Gizem hocam. Saysal zekayı o kadar kutsalıyor ve önemsiyoruz ki 1964 yılında Ankara Fen Lisesi'ni kuruyoruz. Neden kuruyoruz? Matematik ve fen alanında üstün yetenekli çocukları eğitmek için. 1964. Ben efendim okuduğum yıllarda lisede sayısal sınıflar sabahçı olur, değer görür, el üstünde tutulur. Sözel eşit ağırlıklar bir nebze idare eder ama sözel sınıflara devam edenler, ya Bodrum sınıfına atarlar ya öğleden sonraya kalır. Çok önemsenmez yani. Bunu belki siz de yaşıyorsunuzdur. İşte matematiğin iyi mi diye sorar. Amcalar, teyzeler hiç. Belki okulla ilgisi olmayanlar. Matematiğin iyiyse tamam. Veyahut da fen, sen ne kadar anladın. Matematik ve fen bilmiyorsan zaten pek bir şey bilmiyorsun. Değerli arkadaşlar, sayısal zeka temelli bu bakış açımız olduğunun bir başka delili bir kanıtı da sözel zeka veyahut da zeka ya sayısal zeka ya sözel zeka olarak bugüne kadar hep algılamışız. Ve o nedenle sosyal bilimler, liseleri arkadaşlar 2003-2004 eğitim öğretim yılında açılmış. Bir önceki slayta tekrar dönüp baktığımızda Ankara Fen Lisesi sayısal alanda Fen ve matematik alanda üstün yetenekli çocukları yetiştirmek için açılan okuldan tam 40 yıl sonra arkadaşlar sosyal bilimler liseleri açılmış. Ya hocam ne var burada? İşte aslında zekaya bakışımız var. O nedenle arkadaşlar Türkiye bana şunu söyleyin desem çok zorlanırsınız. Dünya çapında 5 tane tarihçimizi söyleyin desem söyleyebilir misiniz? Ben iki tane söyleyeyim. Veya dünya çapında psikoloğumuz kaç tane var deseniz orada da ciddi sorunlar var. Doğan Cüceloğlu efendim başka kim olabilir diye düşünüp duraksayıp kalırız. Veyahut da sosyolog dünya toplum bilim üzerine şekilleniyor. Nilüfer Göle dışında dünya çapında sosyolog birisini söylemek mümkün mü? Arkadaşlar bakın e, Türkiye'de daha düşünce kuruluşlarının kurulması e, 15-20 yıllık bir maziye sahip. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin veyahut da büyük devletlerin düşünce kuruluşları var. Farklı farklı özel kuruluşlar, devletin kuruluşları var. Ne yapıyor bunlar? Strateji üretiyor. Bunun benzer örnekleri şimdi tam yeri değil yani konumuz da değil ama ben başka şeyler başka örnekler de verebilirim. Gelecek nasıl şekillenecek? Gençlik nereye gidecek? işte efendime söyleyeyim x kuşağı, y kuşağı, z kuşağı trendler hız ve haz çağında yaşıyoruz deyip e, tiktok videolarıyla veyahut da reels videolarıyla şekillendirdiğimiz, şekillendirilen kafalar. Kırmızı beyazdır diye bir soruyu psikolojik temelle bir sormak lazım. Arkadaşlar kırmızı renk dikkat çeker, ilgi çeker. O yüzden Ramazan sofralarımızda çok değerli arkadaşlarım. Düşünün yabancı meşeli olan bir içecek Ramazan sofralarının vazgeçilmez tadı olarak reklamı yapılır. Bakın sözel zekadan sözel trendlerden bahsediyoruz. Veyahut da prime time denilen vakit akşam yemeğinden yaklaşık bir saat sonradır. Karnı iyice doymuş olan birisinin kafası otomatik pilota geçer tabi yerindeyse. Ona ne gösterirsen o şey doğrudur. Reklamlar, en pahalı reklamlar o aralıkta yayınlanır. En çok para ve ödenen reklamlar o aralıkta yayınlanır. Neden? Çünkü o süreçte değerli arkadaşlarım, insanlar çok öyle detaylı düşünecek durumda değildir. Akşam özellikle bu vakitler diyebiliriz belki. Pek devam ediyoruz efendim. Ee, sizi de çok yormak istemem. Zeka deyince sadece sayısal veya da sözel zeka değil arkadaşlar. Dil zekası var, matematiksel mantıksal zeka var, uzamsal yani görsel zeka var, müzikal zeka var, bedensel kinestetik zeka var. Sosyal zeka var, Üze dönük zeka var, doğa zekası var. Var da var. Sekiz zeka. Howard Gardner'ın deyimiyle. Çok iyi bir hatip. Kitleleri arkasından sürüklüyor. En olmaz denilen zamanda trendleri değiştiriyor. Bu kişinin sosyal zekası, e, matematiği matematik değil diye zeki değil diyebilir miyiz? Arkadaşlar artık olaylara, durumlara bakışımızı güncellememiz ve değerlendirmemiz lazım. Efendim üstün zekalıkla ilgili sayfalar dolusu yazılanlar var. İşte üstün zekalı çocukların matematik alanında özellikleri, fen alanda, bilmem ne alanda. Böyle hoptancı bir bakış açısını artık dünya terk ediyor. Neden? Bireysel olarak insan. Gizem hocam 19. slaytı ön tanılama yazan slaytı açabilirsek. Şimdi orada kırmızıyla yazılmış olanlar var. Bir de dokuz tane madde var. Bu dokuz maddeyi o kırmızılar hepsinde olur mu acaba veyahut da olursa nasıl üstün yetenekli çocuklarda olur mu acaba dediğimiz şeyler kırmızı yazılmış. Mesela hızlı öğrenirler mi? Evet. Üstün kavrama akılda tutma. Hep üstün çocuk ama akılda tutma yeteneği çok yüksektir Ha Olabilir. Bu özellikler olabilir. Çok hukukla bunlar var değil mi? Veya tek düzelikten hoşlanmamak hep aynı şeyleri söylediğinizde eskiler buna temcit pilavi gitti. Yani sürekli ısıtıp ısıtıp aynı şeyleri söylenmek arkadaşlar bu tek düzelik üstün yetenekli çocukları çok rahatsız eder ve buna inanılmaz tepki gösterir. Sorgulama güçleri yüksektir. Allah analarına babalarına sabır versin. Millet benim bir velim vardı hatta yıllar sonra bugün karşılaştı. Şöyle dua edermiş. Allah'ım bana üstün yetenekli bir çocuk ver. Cenab-ı Allah da iki tane üstün yetenekli çocuk vermiş. İnsanın nasıl dua etmesi gerektiğini zamanla öğreniyorum hocam demişti bana. Yani insanın Cenab-ı Allah'tan ne isteyeceğini iyi bilmesi lazım hem mizah yapıyordu. Bu çocukların genel geniş hayal ve imgeleme güçleri vardı. Diğerler arkadaşlar ve ayrıntıları iyi görüyorlar. Bakın Bizim bu çocuklarla ilgili bir anım var, onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Ankara'da, Altındağ'da bir olay, akşam haberlerine yansıyor. Buz tutmuş, dere tepe Ankara biliyorsunuz. Yukarı tepeden aşağı kaya kaya gelen bir araba var. Karşıdan karşıya geçen genç bir bayan var. Tepeyle, kolunda. Bayan kayıyor, düşüyor. Yolun ortasına düşüyor bebeğiyle beraber. Bebeğinin yoldan geçen film karesi gibi yoldan geçen bir adam bebeği kapıyor, kenara alıyor. Tam kadının şu boğazının oraya yaklaşmışken araba birden duruyor. Bir tekerlek bir daha dönse değerli arkadaşlar kötü olaylara neden olabilir. Bir öğrencim vardı sabah geldi. Çok konuşmaz aslında üstüne yetenekli bir çocuğum. Bir resim çizmiş, bir araba tasarısı, hayal. O zaman teknofestler falan yok arkadaşlar. Eğer değer görürse, öğretmeni bunun değerli olduğunu düşünür, görür, önemserse üstün yetenekli çocuk bunu öğretmeniyle paylaşabilir. Eğer değer görmezse, umursamazsa öğretmeni hiç kaldığı yerde kalır gider. Ve o üstün yetenekli çocuğu da biz kaybederiz. Kaybettiğimiz nice insanımız olduğu gibi. Resmin araba araba çizmiş, arabanın altında lazerler var. Bu olayı mizanseni çizmiş. Artık diyor, bak hiç duygularını yansıtan bir çocuk değil. Lazer var arabanın altında. Giderken buzları eritecek, araba kaymayacak ve diyor hiçbir çocuk diyor annesiz kalmak korkusu yaşamayacak diyor. İnanılır gibi değil. Sen o çocuğa baktığında duygusuz, gaddar, Anlamaz bir çocuk olarak oysa düşünüyoruz. Duygularını çok paylaşmadığı için her üstün yetenekli çocuk arkadaşlar müthiş anlamda duygusaldır ama duygularını birçoğu yansıtmayabilir. Şimdi değerli arkadaşlar mutluluk ve sevgi önemli. Devam ediyoruz mutluluk ve sevgi önemli. Orada Hayal Mavi'si isimli küçük bir hikaye var. Onun sizinle paylaşmak istiyorum. Büyük bir kedi kuyruğuyla oynayan küçük bir kediye sormuş. Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru kedi yanıt vermiş. Bir kedi için en güzel şeyin mutluluk, mutluluğun da kuyruğum olduğunu öğrendim. Bu nedenle onu kovalıyorum. Yakaladığımda mutluluğa kavuşacağım. Bunun üzerine yaşlı kedi şöyle demiş. Gençken ben de mutluluğun kuyruğum olduğuna karar vermiştim. Ama şunu fark ettim ne zaman onu kovalasam benden uzaklaşıyor. Ne zaman kendi yoluma gitsem hep peşimden gidiyor. Şimdi bizim hayatımız da biraz buna benziyor. Birçoklarınız mesela şimdi e, kimisi kadro arıyor. Kimisi öğretim üyeliğine atanmak istiyor. Kimisi dili geçmeye çalışıyor. Hepimizin serveni arkadaşlar. Ben biliyorum, inanıyorum ki sizler de çok nitelikli, çok değerli arkadaşlarsınız. E, ben ilk sınava girdim. 52,5 aldım. Bizim zamanımızda birçok şey için yeterliydi. İngilizceden. O süper dedim. Araştırma görevliliği için yetiyor. Yüksek lisans için yetiyor. Ne bileyim birçok şey için yetiyor. Biz girdik çıktık bir hafta sonraydı galiba. 55'e çıkarttılar. Ondan sonra çalış babam çalış. Şimdi değerli arkadaşlar ama o gayreti göstermek işte biraz önceki kuyruğun kedisi gibi. Bazen peşinden gidiyorsun. Ee, olmuyor. Ama o serüveni yaşamak, onun peşinde koşmak. Mutluluk çok önemli. Sevgi çok önemli. Bu neden burada zikrettim? Biz üstün yetenek çocukları, evet yaşın üstünde büyük bir terminolojiyle konuşur, kendisinden büyüklerle konuşmayı sever filan ama öte taraftan bunların çocuk olduğunu unutmamalıyız arkadaşlar çocukluk gereksinimleri var, sevgi gereksinimleri var, mutluluk gereksinimleri var, oyun gereksinimleri var. Biz ne zannediyoruz? Onlar zaten üstün yetenekli. Bunların oyun oynamaya, sevilmeye, anne baba işte ilgisine, arkadaş ilgisine ihtiyaçları yok diye düşünüyoruz. Çok yanlış bir düşünce. Bunlar da aslında çocuk arkadaşlar. Hep biz çocukluğumuzu hatırlıyoruz değil mi? Ben hiç unutmuyorum. Köyde okuyordum ben. Amcam bir karne günü meşrubat almış. Bizim da çok meşhurdu. Sarı Kız diye bir meşrubat vardı. Ondan ve bir gofret. Hayatımın en büyük mutluluğu buydu arkadaşlar. Şimdi ben kendi oğlumu markete götürdüğümde şöyle bir burun kıvırıyor. Gidelim baba diyor. Ulan oğlum diyorum bak. Yüz çeşit şey var. Bir taneyi beğenmedi. Biz bir tane bulduğumuz için herhalde o bizi mutlu ediyor. Aradığımız veya çevresel uyarıcı, ulaşabildikleri insan çoğaldıkça ne oluyor? Aslında ne aradığının farkında olmuyor. Şimdi ünlülerden nereden nereye diye çok kısa birkaç örnek vereceğim. Ve bir ünlünün de hayatını kısaca anlatacağım. Eğer sorularınız varsa sizlerden sonra alacağım. Çünkü akşam vakti sizler de yorgunsunuzdur. Sizi de fazla meşgul etmek istemem. Ben aslında konuşmayı severim. Havamıza da girdik aslında ama şimdi Albert Einstein arkadaşlar, dünyanın en zeki kişileri arasında anılan, düşünülen bir kişi. Dört yaşında konuştu, yedi yaşında okudu. İnanılır gibi değil. Bu, bu zihinsel engelli diye okuldan atarlardı ki kendi döneminde atılmış. Bizde olsa zaten bu çocuktan bir şey olmaz aman derler. Bakın dört yaşında konuştu, yedi yaşında okudu. Beethoven. Biliyorsunuz. Fur Eliz e, veyahut da Avrupa bildiğin şu meşhur e, milli marşını besteleyen kişi. Yedinci senfoni. Beethoven müzik öğretmeni onun için ne demiş biliyor musunuz? Ümitsiz vaka demiş. Ben şunu diyorum. Beethoven'ın öğretmenini dünyada bilen biri var mı? Ben bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Tolstoy. Ünlü Rus yazar. Savaş ve Barış kitabının yazarı, Beş ciltlik. Başarısızlık nedeniyle okulu bıraktı. Arkadaşlar. Sesim geliyor mu acaba? Bir ara gitti geldi. Ses geliyor, değil mi? Şimdi Tolstoy başarısızlık nedeniyle okulu bırakmış. Biz de okulu bıraksa herhalde çok affedersiniz zihinsel engelli muamelesi gör. Evet Walt Disney benim çocukluğumun en güzel çizgi filmlerinin e, yapımcısıdır değerli arkadaşlar. Ee, i̇yi fikirleri olmadığı için çalıştığı gazeteden kovuldu. Aslında bunlar bize, bize motivasyon sağlamadı. Bakın genç akademisyen olarak e, karşılaştığımız olumsuzluklar aslında bizi yıldırmamalı bu öykülere baktığımızda. Efendim Abraham Lincoln tanıyorsunuz değil mi Lincoln'ı? Lincoln eski Amerikan başkanıdır. Yüzbaşı olarak katıldığı savaştan er olarak terhis oldu. Sonrasında Amerikan başkanı oldu. Yani hemen sonrası diyemem ama yüzbaşı olarak katıldığı savaştan er olarak terhis oldu. Yani bu ümitsiz vaka bundan bir şey olmaz düşüncesiyle göndermiş. Gelelim Edison'a. Edison'un öyküsü arkadaşlar bizim için aslında çok değerli bir Aramızda eğitimciler veyahut da geleceğin eğitimciler varsa mutlaka ve mutlaka lütfen Edison'un hayatını okuyun. Edison devlet okulunda okuyor. Annesi öğretmen. Birinci devlet okulundan hiçbir şey öğrenemeyeceği kadar öğretmeni onu aptal bulduğu için okuldan lütfen alınız diyor. Alıyorlar. Başka bir okula götürüyorlar. Bir süre sonra oradan da gönderiliyor. Ondan sonra özel okula yazdırılıyor. Özel okulda da herhalde kendi parasıyla biraz kaba bir tabir olacak ama kendi parasıyla okuyup özel okuldan atılan herhalde ilk örneği Edison'dur. Özel okuldan da atılıyor. Sonrasında homeschooling Bizdeki açık öğretim gibi bir şey ev okulu marifetiyle annesinin de öğretmen olması nedeniyle arkadaşlar okulu bitirebiliyor. Sonrasında ne yapıyor? Sizin e, bilmiyorum gördünüz mü hiç trende e, yazıyor yazıyor diye gazete satan çocukların olduğu filmler olurdu bizim çocukluğumuzda. E, pazar sinemaları falan olurdu. Böyle bir trenin içerisinde gazete satmaya başlıyor. Ve gazetenin bir kompartmanında bir laboratuvar kuruyor arkadaşlar. Bir süre sonra paralar kazanmaya başlıyor, İşi büyütüyor. Paris'te bir e, büyük bir yerin bodrumunu arkadaşlar kiralıyor ve yüzlerce, binlerce buluşu var. Genç yaşında bu kadar buluşu olan Edison'a soruyorlar. E Edison diyorlar, ampulü bulan kişi tabii Edison. Bin kere deneme yaptın diyorlar ampulü bulmak için bin kere deneme yaptın ne kazandın biraz alaycı bir ifadeyle Edison diyor ki ben diyor ampulün nasıl yapılmayacağının 999 yolunu biliyorum ben ampulün nasıl yapılmayacağının 999 yolunu biliyorum affedersiniz bu ne demek bu birçok bağlantıyı, birçok olayı, birçok kurguyu biliyor olması demek ve sonrasında da bu ortaya koymuş olduğu birçok buluşunda başlangıcı veya da bu buluşlarının yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi üstünler konulu hurafeler diye ben kendi eski terminolojiyi de katarak söylediğim, Doğru mu Ebru Hanım? Hurafe boş söz anlamında. Bu çocuklar zaten üstün, onlar için fazladan bir eğitime gerek yoktur diye bir hurafe vardır mesela. Arkadaşlar herkes için gerekir. Üstün yetenekli çocuklarında onların dilinden, onların gelişiminden haberdar olan öğretmenlerle, okullarla eğitim görmesi çok değerlidir üstün yeteneklere. Gelelim ikinci konuya. Her ortamda kendilerini geliştirirler diyor. Efendim her ortamda kendilerini geliştiremezler. Benim birçok öğrencim oldu. Ee, kendilerine e, anlamayan bir ortamın içerisine düştüklerinde maalesef helaf olup gidiyorlar, kayboluyorlar. E, bir diğer ve bana sorarsanız da en tehlikeli söz, bunlara artı eğitim verirsek bir seçkinler sınıfı yaratırız. Bu da toplumun üstesinden gelemeyeceği sorunlar oluşturur. Üstün yetenekleri aslında arkadaşlar eğitmemek bizim için, topluma kazandırmamak bizim için çok ciddi bir tehlikedir. Neden? Bir e, hacker'dan bahsetmek istiyorum size. Kevin Metnick isimli. Belki gençler sizler daha iyi bilirsiniz. Kevin Metnick e, o ilk internetin çıktığı işte e, banka hesaplarının olduğu dönemde millete dadanıp hesaplarından para aşırıyor. Kendi hesabına para aktarıyor. Epey bir milletten para Çarpıyor tırnak içerisinde affedersiniz. Ondan sonra baltayı taşa vuruyor. Bir Çinli güvenlik sistemleri uzmanının hesabına girerken yakalanıyor vesaire. İşte mahkeme hakim karşısına çıkartılıyor. Hakim arkadaşlar ee, bir ceza veriyor. Çok ilginç bir ceza veriyor. Bu çocuk diyor tehlikeli diyor bu çocuğa diyor. Hesap makinesi dahil hiçbir elektronik cihaza dokunamaz cezası bu ya efendim kendi kendime düşünüyorum hesap makinesiyle bir insan ne yapabilir nasıl yani anlatabiliyor muyum işin mizahi tarafıyla beraber e, böyle bir şey söz konusu arkadaşlar biraz önce bahsettiğim çağlara açıp kapayan büyük beyinleri önemli insanları üstün yetenekli çocuklardan nasıl çıkarttıysak maalesef büyük çete liderlerini yıllarca millete kök söktüren bölücü terör örgütü bireylerini bunların içerisinde zeki insanlar da var. 40 yıl, 50 yıl çok kalifiye kitleleri zora sokabildikleri düşünülürse ve aldıkları eğitimler düşünülürse maalesef zeki ve iyi eğitilememiş toplumun değerleri normlarını alamamış milletimizin değerlerini alamamış, dinimizin emirlerini alamamış ve kendi öz değerleriyle sorunlu, üstün yetenekli olarak geçen bireylerin de toplumsal aidiyet duygusundan yeterince nasip alamadan yetişmiş olan üstün yetenekli çocuklar da ve geleceğin yetişkinleri demektir bunlar. Dolayısıyla geleceğin işte gündelik hayatını yönlendirecek kişiler demektir. Bu noktada ülkemizin en dar çerçevede daha sonrasında da dünyanın ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağını buradan tekrar duyurmakta fayda var. Üstün yetenekli çocuklara eğitmek için yeterince çaba sarf ediyor muyuz? Sarf etmeli miyiz? Sarf etmezsek ne olur sorularının aslında cevabı bunlar. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ya efendim eşitliğe aykırı bu çocuklara bu kadar önem verirsek ne olur? Biz, biz üstün yetenekli çocuklar kusura bakmayın çok önem vermiyoruz. Kaldı ki Thomas Jefferson'ın bir sözü var sona doğru Gizem hocam. Eşit olmayanlara eşit olmaya eşit davranmaktan daha büyük bir eşitsizlik olamaz. Şimdi biz maalesef eğitimde ne yapıyoruz? Üstteki çocuğu ortaya indiriyoruz. Hak yemeyeceğiz ya. Alttakini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Böyle adeta bir asansör gibi. Hepsini ortada birleştirmeye çalışıyoruz. Bu aslında üstün yetenekli çocuklarımıza yaptığımız en büyük kötülüktür diyorum. Ee, ve e, sizler gibi değerli bir genç kitleyle e, kendimi genç hissettiren... Bir kitleyle bir sohbet imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürecin başından beri beni haberdar eden yazıştığım Nida kardeşime, işte program sunucusu Ebru kardeşime, Gizem kardeşime çok teşekkür ediyorum. Değerli başkanımızı bir, bir buçuk yıldır da tanıyorum. Genel başkanımız herhalde yeniden seçildi değil mi? Evet, evet. Yakın zamanda kendisine de başarılar diliyorum. Genç Akademisyenler Derneği'nde üstümüze düşen ne görev olursa hay hay memnuniyetle. Çünkü bugünün küçüğü yarının büyüğü. Bugün bizim bulunduğumuz konumlarda yarın sizler olacaksınız ve hepinizin parlak, sıradışı, zeki arkadaşlar olduğunuzu görüyorum. Bu yaş düzeyinde olup dernek kurup işte genel merkezi olan Ankara'da genel merkezi olan danışma kurulunda bu kadar e, parlak kariyeri olan önemli görevler üreten hocaların, kişilerin, büyüklerin, yöneticilerin olduğu bir e, kuruluş kurmak da herhalde e, kolay olmasa gerek diye düşünüyorum. Sizlerin de sıradışı özelliklerinizin olduğunu düşünüyorum ve mutlaka gelecekte Ülkemizde, üniversitelerimizde önemli yerlerde söz sahibi olacağınızı düşünüyorum. Sizlerle bir arada bulunmaktan ve e, sohbet etmekten de büyük mutluluk duydum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ Biz alınız. de çok teşekkür ederiz hocam. Bizim için de çok keyifli bir e, muhabbetti. Gerçekten önemli bir konuya değindiniz ve umarım daha fazla farkındalık oluşturmuşuzdur. E, teşrifleriniz için de ayrıca teşekkür ederim programımıza dahil olduğunuz için. Estağfurullah çok zevkle, memnuniyetle, büyük bir mutlulukla haz alarak ben bir konuşma yapmaya çalıştım. Sizler de bu programa teşrif ederek beni onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dilerim sonraki programlarda, sonraki yıllarda inşallah yüz yüze de görüşürüz diyorum. Allah'a emanet olunuz. İnşallah umduklarınıza nail olursunuz. İnşallah ol hocam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz. Hayırlı akşamlar diliyorum.